Her şeyin ekonomisine iyi akşamlar diliyorum efendim. Ben Murat Tufan. Bugün çok değerli bir sanatçımız var, konuğumuz var demiyorum. Değerli bir sanatçımız bulunuyor. Ressam, minyatür ve performans sanatçısı Günseli Kato hanımefendi stüdyomuzda. Neler yapmış? Bir de kendisine soralım acaba inanabiliyor mu? Biz bayıldık. Hoş geldiniz Günsel Günselalım. Merhaba, hoş bulduk. İnanabildiniz mi? Bunların hepsini siz yaptınız ya, ya da hatırlayamadığınız <laughs> eserleriniz var mıydı efendim? Böyle kocaman görünce de insan iyi hissediyor Değil kendisine. Mi? Evet, evet ee, teşekkür ederiz. Sağlık hepsini böyle <laughs> evet, ekrana olun. vermiş oldu. Hepsi birbirinden tabii çok kıymetli. Siz şimdi tabii ki gerek sanatınızla, gerekse gerek, gerek duruşunuzla e, fark yaratıyorsunuz. Ve fark yaratmak her alanda çok çok önemli. Sanatta da fark yaratıyorsunuz. Sizi bilenler biliyor ama Günsel'i Kato'ya aslında bir de az e, kahkahalarınızla, Günsel şu ana kadar gülmediniz ama <laughs> kahkahalarınızla hatırlıyoruz. Şimdi geleneksel sanat deyince ne anlamamız gerekiyor? Bu, bu geleneksel dediğimiz zaman şimdi dünya da geleneksel esasında. Evet. Her kültür, her kimlik e, gelenekseldir. Bizim gelenekselliğimiz de yani birazcık ağır, ağır abi havasında. Çünkü gelenek dediğimiz şey bu topraklardan gelmiş geçmiş bütün kültürlerin bir özeti olarak düşünmemiz lazım. Kendimizi biz sadece Osmanlı ve İslam kültürü olarak bu toprakları yad ediyoruz ama tam ilhatten öncelerden itibaren düşünürsek. Göbekli Tepe. Bugün de çok önemli e, açılışlar yapıldı bugün dün e, bu Göbekli Tepe ile ilgili. E, insanlığın e, yaratılışı ve varlığı e, Türk topraklarında, bu coğrafyada olduğu anlaşıldı. E, ve oradan öteye baktığımız zaman aman Allah'ım diyorsunuz. Burası bir açık hava müzesi ve insanlığın... Ee, ...başlangıcından 21. Doğru. yüzyıla kadar olan bir toprakta yaşıyoruz. İşte bu gelenek. Çok ağır. Bunu taşımak da çok ağır. Peki bu çok ağır ama biliyor muyuz bu geleneğimizi? Ya da bu geçmişimizin sizce farkında mıyız? Hayır canım hiçbir şeyin farkında değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Anın bile farkında değiliz. Evet. Şimdi e, dünya, global dünya ve siyasi konjöktör... ...sizi böyle hep tokatlayaraktan e, anlık e, yaşamınız için... Dürtü halinde ve sizi bilgisiz bırakır. Kültür dediğiniz şey doğuştan itibaren aileyle birlikte, eğitimle birlikte size o doneler verilirse eğer siz kendi kimliğinizin o gücünü, varlığını... ...ruhunu, ruhunu e, o, omurganızın güçlü olduğunu filan hissedersiniz. Ama bizim eğitim sistemimizde de bu yok. Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'na bir e, proje sunmak istiyorum. Yarın da Kültür Bakanımıza gidiyorum. E, bu, bu konular esasında akademisyenler tarafından ve kendi kimliğini e, farkında olan e, sanatçılar yazarlar, çizerler, bilim adamları tarafından esasında biliniyor. Ama biz bir avuçuz. Bunu dile getirmek lazım. Bunun hakkında çalıştaylar yapılması gerekiyor. Bunun hakkında sempozyumlar yapılması gerekiyor ki yukarıya da bunları bildirebilelim ve eğitimin içerisine bu konuların resmi olarak girmesi gerektiğini Hiç ilerleme kaydedildi mi peki, peki Gün Hanım? Yıllardır sanatın içindesiniz, Hı -hı. bu topraklardasınız. Hı -hı. Çok önemli uluslararası Hı -hı. aslında başarılar elde ettiniz. Hı -hı. E, yol alabildik mi bu alanda? Tabii almaz olur muyuz? Ben e, negatif konuşmayı seven biriyim. Bakın e, neden ders alırız biz? Kötüden ders alırız. İyilerden ders alınmaz. Eğer siz çok taltif ediliyorsanız İyi sanat yapamazsınız. İyi bir sunucu da olamazsınız. Sizin eksiklerinizi, yediklerinizi eğer dostlarınız ve sizi sevenler söylüyorsa siz yol kat edersiniz. Ve onları evet. evet. yol kat edebilmek için ben olumsuz tarafların üzerine vurgulayarak konuşuyorum. Anlatabildim mi? Tabii ki yol kat ettik. Evet. Benim yaşıma göre, şimdi 1970'lerde ben geleneksel sanatla tanıştım, lise çağlarımda. Ee, geleneksel sanatlar çok e, uzun bir zaman e, bir kesintiye uğramış, unutmayalım. Gelenekle ilgili her şey bir rafa kaldırıldığı dönemler de olmuş. Bakın bunlar affedilmez şeyler esasında. Bunların fazla üstünde de durmak istemiyorum. Çünkü canımı acıtıyor. Ama bu gelenekle ilgili, kimlikle ilgili çalışmalar, inanın doğru söylüyorum, Özal'la birlikte başladı. Bir zamanlar TRT'ye Türk sanat muskisi bile çıkmazmış. Hani ben daha küçüktüm o zamanlar. Filan öyle dönemler evet. de vardı. Ya aslında geleneğimizden bir haber oldu. Bir bu haber. Dönemler. Şimdi bu şöyle de bir algı vardır. Gelenek demek aman köylü ya, man aman modası geçmiş filan denir. Aslında dünyaya baktığımız zaman ben kendi kimliğimi e, gitmiş olduğum ve 20 sene yaşamış olduğum Japonya'da fark ettim esasında. Çok şükür ki ailem de böyle bir aileydi. O kimlikle büyüttüler ama Yurt dışında siz kendi kimliğinizi daha iyi anlarsınız ve farkına varırsınız. Kendi kimliğinden utanmayan bir millet olmak istedim. Ee, her yerde bu örneği veriyorum. Yurt dışına çıktığımız zaman, ay beni Türkiye benzetmediler, vallahi İtalyan'a benzettiler, ay Fransız'a benzettiler diye kahkahalar atarız ve bundan da gurur duyarız. Biliyorsunuz. Aslında bu, bu kaçış değil mi? Kendi kimliğinden kaçışı aslında bir espriyle bilmemek, bir şekilde meşruiyet kazanıyor. bilmemek ve kendi kimliğini aşağılamak Şimdi bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Bunların üzerine de siyasi olarak değil, bilim olarak, kültür olarak gidilmesi gerekiyor ve biz çocuklarımıza ilkokuldan itibaren, anaokulundan itibaren bu kimliğin ne kadar değerli evet. olduğunu öğretmemiz gerekiyor. O kadar da basit esasında. Aslında basit ama basit olan şey belki de bugüne kadar çok önemsemedik ya da evet. bir şekilde unutturuldu. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde yıllardır Hı. dersler de veriyorsunuz gençlere. Bir evet. çok deneyiminizi evet. aktarıyorsunuz. Tabii ki bunun yanında vakıf Bunlarda da günseli katoyu görüyoruz. Ee, geleneksel sanatların ileri nesillere aktarımı için çok önemli bir misyonunuz da var aslında. Ülkemize gereken değer, destek geleneksel sanatlara veriliyor mu? Bir de bu gene, e, minyatür sanatında birazcık bahsedelim mi? Tabii, yani tabii. aslında geçmişimize, tarihimize resmederek bir belgesel niteliği de sanırım kazandırmış olunuyor. Tabii, oluyor. tabii. Şimdi e, geleneksel sanatlarla ilgili, zanaatlerle ilgili... E, bu son 20 senedir çok büyük bir e, şaha kalkış var. E, bütün üniversitelere geleneksel sanatlar bölümü koyuldu. İyi hoş yani ama yanlış o da yanlış Çünkü ne kadar çok gelenekle ilgili bölüm açarsanız o kadar ayağa düşürürsünüz. Bakın gelenek demek birazcık lütfen, Üst kademe diyelim. Şimdi folklorik art, folklorik sanat, zanaat başka bir şey. Geleneksel, e, gerçek sanatta bir nakkaşhane, bir saray nakkaşhanesi olayıdır. Anlatabildim Tabii. mi? Şimdi saray nakkaşhanesi olayını birazcık sınavlı, az, öz, zorla girilen bölümler haline getirmemiz gerekiyor. Bunu... Kurs mahiyetinden çıkartıp bunu üniversite, yüksek lisans, doktora talebesi li, e, seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Ki böylece nitelikte aslında Hı. sanatçılar tabii. çıkarmış tabii. olacağız. Tabii. Ki siz de günsel Hanım aslında Japonya'ya Bursa gittiğiniz zaman hayalinizdeki hocadan ders evet. aldığınız zaman evet. tek kişiydiniz değil mi? Sınıfta sonuçta tabii, tabii. Tabii belli zorluklardan tabii, dolayı tek kişi olarak tabii. sınıfta yer aldınız ama nitelikte olması için ans ve öz olması lazım sanırım. Tabii Japonya... Yabancıyı bile kabul etmiyor o bölümlerle, evet. ee, öğretmiyor bile. Ve o kadar zor girilen bölümdür ki geleneksel sanatlar bölümü en zor girilen bölümdür. Çünkü sizin geleneğinizde olan o binlerce yılın hı hı. sanatın tarihini öğrenmeniz, onu giyinmeniz ve onun üzerine de yeni bir metot oluşturmanız, 21. yüzyılın metodunu oluşturmanız öyle kolay bir şey değil. Bunun için de zor bir bölüm olması gerekiyor. Sanatla zanaati de e, ayırmamız gerekiyor. Ben... Fazlasıyla milliyetçiyim bu konuda. Fazlasıyla taçlandıran e, zevkine varan ve bunu öğretmekten ve anlatmaktan da büyük zevk alan biri olmam dolayısıyla bunun ayrımını da yapmamız gerekiyor. Evet. Peki. E... Dünyadaki yansımasını bir konuşalım. Şimdi sizin e, mutlaka Japonya size çok şeyler kattı. 20 sene yaşadınız, sanatınıza da kattı. Bir taraftan tabii ki Anadolu'nu vermiş olduğu o derin kültürü hissediyorsunuz. Bir taraftan da Japon kültürü, o da çok tabii. derin bir kültür, derin bir tarihine sahip. E, peki Türkiye'de dünya, e, Türkiye'nin dünyadaki kimliği nedir? Dünyadan Türkiye'ye baktığınız zaman sanatı ne aşamada sizce Günsel Hanım? Şimdi orada da bir hüzün var tabii ki. Ee, Türkiye'nin e, yurt dışında tanınması konusunda, şu anda da e, Japonya'da Türk yılı olması giden ile, Türk yılına ithafen giden hikaye Topkapı Sarayı'ndan bir koleksiyon. Dünya bizi imparatorluklarla tanıyor. Bu toprağı imparatorluk toprağı burası. Yani Fatih Sultan Mehmet kendisini Roma İmparatoru dedi. Tabii. Hani e, Türklere geçtikten sonra bile. Bu imparatorluk devam etti ve bu toprak toprağın o e, algısını bozmak mümkün değil. Ve biz tabii tarihten gelen bir şeyleri dünyaya lanse etmek istiyoruz ve tanıtmak istiyoruz. Ama çağdaş dünyanın sanatı ve sanatçısı olarak dünyada çok tanınırlığımız yok onu söyleyebilirim. Bir Suriyeli, bir Iraklı, bir İranlı, bir Mısırlı sanatçı kadar bilinirliğimiz yok. Bunun için hüzünlüyüm. Bunun için de işte bu kültür tarihini, bu kimliği eğer sıkı tutarsak ve bilgilenirsek ve kendimizden utanmazsak o zaman dünyada işte bir şeyler yapabiliriz diye Aslında bu söylediklerinizi diyorum. satır aralarına baktığımız zaman çok da gerçekten zor şeyler değil. Hani kendimize utanmazsa kültürümüz evet. kültürümüzü öğrenirsek eğitim sistemimizi buna uygun belki revize etmemiz durumu evet. durumunda olacak şeyler ama evet. neden bu kolay şeyleri yapamıyoruz? Biz Türkler biraz karmaşık mı düşünüyoruz? Yani sanatta baktığınız zaman bir sanatçı gözüyle Karmaşık düşünen bir beyin yapımız var yoksa sade mi düşünüyor sizce? Valla çok meleziz herhalde de onun için. <laughs> Dünyanın şöyle bakarsak herhalde en melez ülkelerinden birisiyiz. Doğru. Kültürel e, melezlik de var. E, bir Birimiz birimize benzemiyor. E, doğudan batıya, kuzeyden güneye gastronomi bile benzemiyor. Şehirlerimizdeki yeme içme bile benzemiyor. E, çok kültürlülük e, hem avantajdır hem de dezavantajdır. Biz silkelenip kendimize gelip bunu bir metot haline getirmek gerektiği inancındayım. Evet, şimdi aslında doğu sanatını birazcık konuşalım mı Günsel Hanım? Doğu sanatının hangi yönü sizi etkiliyor? Doğunun doğusu tabii ki beni etkiliyor Kendisi, çünkü değil mi? kültürlerin doğduğu yer Çin biliyorsunuz yani Orta Asya. Hı hı. Orta Asya'nın bir kolu Japonya'ya bir kolu da işte bizim Anadolu'ya kadar uzanmış ve e, kültürlerin birbiriyle etkileşimiyle meydana gelen her bölgede de yeni bir kültür oluşmuş. E, etkilenmemek mümkün değil. Şimdi Doğu kültüründe şöyle bir şey var sessiz ve sözsüz çok renkli ama ara renkleri olan, edebi ve ahlakı müthiş olan e, bir Budizm felsefesiyle yaşayan bir kültür orası. Bize doğru geldiğimiz zaman o Budizm felsefesi İslami felsefeye dönüşmüş, renk daha da çoğalmış, durağanlıktan daha hareketli hale gelmiş ama birazcık edepte yoksunluk yaşamaktayız. Beni yüzen tarafları bak yine olumsuz tarafından bazı şeyleri iyi iyi olsun söylemek. Aslında. İyi olsun diye hı hı. istiyorum. E, madem Budizm'in, Şamanizm'in, Budizm'in üzerine gelmiş bu en yüce din İslam. Onun yaşam biçiminin de eee ahlak üzerine kurgulanması gerektiği inancındayım. Evet. Bunun için de çalışmamız lazım. Kesinlikle. Şimdi baktığımızda aslında eee son yıllarda Osmanlı dönemiyle ilişkin sanat dalları oldukça sık evet. ilgi gördüğünü görüyoruz evet. artık. İşte tehsip ve minyatür özellikle. Eee evet. evet. minyatür sanatı e, ne anlatıyor bize bakıldığı zaman? Çok küçük resimlerle aslında Hı -hı. o dönemi çok da abartmadan farklı bir betimleme Hı -hı. tekniği var ve Hı -hı. perspektifin olmadığı aslında bir sanat dalı evet. olarak biliyoruz hepimiz. Hı -hı. Ama bir de sizin gözünüzden dinleyebilir miyiz? Tabii. Minyatür benim canım, benim giymiş olduğum elbise benim yaşamım ve ben de bir çeşit minyatür gibi bir kadınım. Bana hep öyle derler, minyatür gibisin. Evet, bunlara baka baka, öğrene öğrene, kütüphanelerde çalışa çalışa böyle bu hale geliyorsunuz. Minyatür dönemi içerisindeki bir resim tarzı. Dünyada her yerde minyatür var, sadece bize mahsus değil. E, Hristiyan kültüründe de var, tabii. Doğu kültüründe de var. Sadece yorum farkları var. E, yorum farkları var İllaki. tabii ki. Teknik olarak aynı kağıt üzerine yapılıyor, e, el yazması eserlerin içerisinde e, ve o dönemin bir çeşit dokümanter resmi, bir çeşit e, resimli romanı. Ama belakin e, yapan kişilerin sanatla olan iletişimi ve dünyadaki en ünlü Yahut bu Orta Doğu'nun en ünlü sanatkarlarını nakkaşhaneye davet ederek hı hı. E, sanatın şahikasına ulaşması için, bu minyatürün de dökümanterin üzerinde daha bir sanatsal bir imza atabilmesi için sultanların e, desteğiyle oluşmuş bir resim şekli. Evet. Muazzam bir şey. 21. yüzyılın çağdaş sanatın e, izlerini 10, 15. yüzyılda, geldiğini görebiliyoruz. Peki Gülsel Hanım çok özürek bir şey soracağım. Sözünüzü balla kesiyorum. Şimdi bu geçmişte tabii ki bu kadar internetin hiçbir şekilde olmaması, teknolojinin olmaması hayatlarında insanlar tabii ki bir şekilde belki sanata da yetiyordu. Ama şu anda geldiğimiz noktada bu sanatlar tabiri caizse evrim değiştiriyor mu? Değiştirmesi gerekiyor. Şöyle ki şimdi minyatürün başlangıcı o uzak doğudaki Uygurlar döneminin Duvar resimleri, Budist Uygur rahiplerinin minyatürlü duvara yapılmış resimleri ilk eserlerdir. Oradan yola çıktığımız zaman ta zamanımıza kadar bakarsak e, ve halkın anlayacağı lisanda e, Selçuklu döneminin minyatürleri ile Fatih döneminin minyatürleri, Kanuni döneminin minyatürleri... Lale Devri'nin minyatürleri ve Avrupalılaşma döneminin minyatürleri arasında dağlar kadar fark vardır. Her dönem kendi içerisinde yeni bir üslup yaratmıştır. Bunu gördüğünüz zaman hemen anlarsınız. Çin'i nasıl anlıyoruz? değil mi? 16. yüzyıl Çinisi olduğunu hemen anlıyoruz. Ama 17. yüzyılın Çinisini de, Kütahya Çinisi'nin arasındaki farkları anlayabiliyoruz. Hepsinin üslubu farklı. Minyatürün de üslubu farklı. Evet. Peki biz şimdi ne hangi yüzyılda yaşıyoruz? Bu yüzyılda. Değil mi? 21. yüzyılda Tabii. yaşıyoruz artık. O zaman bu dönemin yeni üslubunu yaratma zamanı geldi ve geçiyor. Evet, peki bunun bir ekonomik değer olarak baktığımız zaman dünyadaki ekonomik değeri bu sanatın Günsel Hanım nedir? Ve bizde bu ekonomik değeri işte sizin gibi çok önemli sanatçımız var ama dünyaya göre bu rakamlara ulaşabildik mi siz? Müthiş, müthiş çünkü geleneksel sanatın hele tarihi eserlerin ekonomisi dünyada müzayede şirketleri arasında Tabii. oturumlar var böyle büyük paralarla. Peki zamanımızın Orta Doğulu sanatçılarının resim ve sanat… E, Mertebesi ne kadar? Çok yüksek. Çok yüksek. İranlı sanatçıların e, fiyatları çok yüksek. Dilerim ki Türkiye'den de Türk olduğunu, bu topraklardan çıktığını hissedecek ressamlar, sanatçılar yetişsin ve o müzayede şirketlerinde oradan oraya uçsun inşallah. Umarım. Şimdi aslında e, izleyicilerimize de aktarmış olalım. Örneğin bu eser. Neyi anlatıyor? Yorumlamak, yorumlamak gerekirse sizden bir dinleyelim. Bu 15. yüzyıl e, Fatih albümleriyle ilgili bir e, minyatür. Ama minyatür biraz resme dönüştü filan. Yani benim yorumuma göre. E, Topkapı Sarayı Müzesi'nde 15. yüzyıla ait 3 tane albüm vardır. Dev boyutta, tem de çok büyük. O dönemin birçok... Yapılmış, yarı yapılmış, yarım kalmış, hat sanatı, minyatür, tesip, hepsini kolajlamışlar o albümlerin içerisine koymuşlar. Bunlar Türk sanatçılarının yaptığı değil, Orta Asya Türkmen sanatçılarının yaptığı minyatürlerden bir yeniyorum. E, o albümleri çalışanlar da Japonlar. 22 seneden beri o albümler üzerine çalışıyorlar. Ve hala basılamadı. Bakın bir eserin e, üzerinde çalışıp aynı tıpkı baskısının e, sanat tarihçilerine ve dünya literatürüne kazandırılması için çalışma zamanını düşünebiliyor musunuz? 22 sene. Tarih böyle bir şey. Sanat tarihi böyle bir şey. Evet. Ben çok şanslıyım ki bu camianın içerisinde çok eser gördüm. O eserlerin e, tanıtımı, sempozyumu ve basına açıklanması için Topkapı Sarayı'nda bundan kaç yıl önce bir sergi yapmak durumunda kaldım. O eserlerden birisi. Bir tanesi. O. Şimdi evet. e, bir çocuğunuz var, bir kızınız var. Evet. Allah bağışlasın. Şimdi e, yatırım Hani biz ekonomik analiz, programda da her şeyin ekonomisi bir şekilde ekonomisine çekmeye çalışıyoruz işi. E, Günseli Kato işte yıllardır çok değerli işler yaptı. Yatırım deyince aklına ne geliyor? Yani yatırımınızı ne yaparsınız diye <laughs> soracak olursak dolar olabilir, borsa olabilir Aa, bilmiyorum de, ya da de. bambaşka şeyler olabilir tabii. Yatırımı ben eğitime, eğitime ve eğitime yatırımı kitaba ve kitaba ve kitaba yatırdım. Ne ev ne beton ne yazlık, ne araba, benim en büyük mirasım kitaplarım ve eserlerim. Kızıma da bunu bırakacağım. E, aileden de böyle bir miras aldığım için benim yatırımım kitabadır. Ne kadar dijitalleşse de dünya, kitabın değeri hiçbir zaman bitmeyecektir. Kitap ve eğitim diyorum. Evet en güzeli aslında sonuçta bunun donanımları olan kişi de bir şekilde hayatını çok iyi şekilde idame ettirebilir diye düşünüyoruz. Şimdi gençlere ne tavsiye edersin sanatla ilgilenen? Çünkü sizin de aileniz aslında rahmetli babanız o dönem. Ee, tabii ki sizin güzel sanatları okumanızı istemedim değil mi? Mesleğiniz evet, olsun, evet. kızımın maaşı olsun, evet. öğretmen olsun evet, vesaire gibi oldum. düşünerek aslında siz de bir şekilde resim bölümünü kazanmıştınız. Ee, Birçok belki... Aslında hikaye hiç değişmiyor. 1970'lerden bugün aldığımız zaman yine aileler çocuğu sanatçı tabii, olmak tabii, isterse tabii, tabii, tabii. çocuğum aç mı kalacak tabii, diye. Doğru, belki Günsel Hanım'a niyan e, sürçülisan affedin doğru, lütfen. Böyle doğru. düşünebiliyorlar. Ne tavsiye edersiniz çocuklara ve ailelere? Ee, tabii devir değişti. Ee, sanat yapmak illaki Güzel Sanatlar Fakültesi okumanıza gerek kalmıyor. Sanat bir vizyondur. Sanat görmeyi öğrenmektir. Sanat merak etmektir. Teknik öğrenmek sanat yapmak demek değildir. Ben gençlere aileleriniz buna itiraz ediyorsa sanatı her zaman yapabilirsiniz. Önemli şey mühendis olun. Bakın mühendis olun, hukukçu olun. İşte biz psikoloji okuyun diğer disiplinlerden mimarlık okuyun farklı disiplinler okuyup üzerine sanat yapmak vizyonu çok daha geliştiren bir şeydir ee, sadece sanat eğitimi de yeterli değil artık dünyada o yüzden sanat eğitimi yapan fakültelerin e, içine konulması gereken derslerin arttırılması gerekiyor Anlatabildim evet. mi? Yani birazcık daha bu Hı. derslerin evet. içeriğini arttırmak gerekiyor. Evet. Peki son olarak da belki klişe olacak ama belki de farklı bir cevap gelecek. İlham aldığınız, neyden ilham alırsınız? Örneğin eserleri yaptığınız zaman bir anda kafanızda kurgular mısınız? Yoksa zaten sizin ajandanızda o resmi yapmak var mıdır? Hayır hayır. İ i̇lham diye bir şeye de ben inananlardan değilim. Hayalleriniz varsa ilham gelir. <laughs> Hayalli kurmasını öğrenin. Ee, kitap okuyun, hayal kurun, büyük hayalleriniz olsun. O hayaller sanata dönüşsün. Hayal ne kadar kurarsanız, o kadar büyük sanat yaparsınız. Hı hı. Bu sadece resim minyatür için söylemiyorum. Sanatın her kolu için mevzu his bir şey. Mi? Evet. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum Gülsel Hanım. Şimdi sanatın kolları adına Türkiye'nin geleceğine bir bakalım. Bir dakika gibi bir süremiz kaldı. Türkiye'nin kültür ve sanat, gastronomi ve turizm açısından hangi fırsatları yakalaması lazım? Yani bunlar da çok önemli alanlar çünkü. Valla e, Türkiye'nin e, dünya ile boy ölçüşebilmesi için onurunu şöyle e, tazeleyebilmesi için bir turizm, hı hı. gastronomi, Sanat ve kültür. Bu üç üzerine gidilmesi gerekiyor. Ve gastronomi üzerine de müthiş çalışmalar yapılıyor şu anda. Turizm üzerine de çalışmalar. Zaten bakanımızı bildiğiniz üzere turizmden gelen bir bakanımız var. Ben çok ümitliyim. Ben 2019'dan çok umutluyum. Çok iyi şeyler olacak. Dünyanın büyük bir değişim döngüsünün köşesindeyiz. Onu eğer e, altıncı hislerimizle ve böyle e, siyasete alet olmadan gerçekten bu ülkeyi seven insanlarla o dönemeci o kadar kolaylıkla döneceğiz ki e, ve pırıl pırıl bir ülke olacağına inanıyorum. İnşallah çok çok teşekkür ederiz Günsel Hanım e, katkınız için, yorumlarınız için diyelim. Evet Günseli Kato ressam minyatür ve performans sanatçısı ile birlikte aslında sanatta Kato etkisini konuşmuş olduk. Sanat ekonomisini konuştuk tabii ki. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra da farklı bir konu ve konuğum olacak efendim. Her şeyin ekonomisinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde aslında bal ve balcılık ekonomisini konuşacağız arıyı, arıların birçok ürünü var aslında. Balın ötesinde birçok ürün var. Bunları da masaya yatıracağız. Aslı Elif Tanur, Samancı Gıda Yüksek Mühendisi, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'ten konuğumuz ve Tayland Samancı Ziraat Mühendisi birlikte hem bu işin ekonomisine bir taraftan da neleri yememiz gerektiğine dair de e, dipnotları da öğrenmiş olacağız diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk şimdi birçok ürün var önümüzde. İzleyicilerimiz de görüyor. Aslında bal değil değil mi sadece? Bizim arıdan aldığımız şey sadece bal değil. Balın ötesi birçok üründen bahsediyoruz. Öncelikle bu ürünlerden başlayalım mı? Aslanım? Tabii, hangi ürünlerden ettiğimiz? Şimdi e, propolis var, polen var, arı sütü var, arı ekmeği var. Kovanda balın dışında çok değerli başka arı ürünleri de var. Bunların da her birinin ayrı ayrı besin değerleri, şifayı özellikleri, insan sağlığı üzerine olumlu etkileri olumlu etkiler. var. Siz nasıl girdiniz bu sektöre? Yani çok hani enteresan ve spesifik bir alan. Tabii ki soframız hiç eksik etmediğimiz sürekli gün içinde kullandığımız ve tükettiğimiz bir ürün ama hani neden bal ve balcılık? Aslında ben gıda yüksek mühendisi olduğum için zaten sektörün içerisindeydim uzun yıllardır. Fakat balın dışındaki arı ürünleriyle tanışmam, özellikle propolisle tanışmam kendi oğlumun bağışıklık sorunu nedeniyle oldu. Benim ilk oğlum çok sık hastalanan, çok sık sık ateşlenen bir çocuktu. Ve çok yoğun antibiyotik kullanmak durumunda kalıyorduk evet. bu ateşlenme durumu için. Uzun yıllar devam etti 5 yıl kadar, 5 yaşına kadar. Hani 0 yaşında başladı bu durum. 5 yaşına geldiğinde bu sefer antibiyotiklerin çok yoğun kullanımından dolayı ortaya çıkan bir hastalıkla karşı karşıya kaldık. Çocuk çok küçük ve sürekli antibiyotik kullanıyor aslında. Tabii yani, ayda Neden? iki kere falan antibiyotik Doğru. vermek zorunda kalıyorduk. 5 yaşında bu sefer bir antibiyotik alerjisi gelişti. Henoşönlen vaskülit denilen bir tabloyla bir çeşit otoimmün e, rahatsızlık yani bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu vücut kendi hücrelerine saldırıyor gibi bir rahatsızlık bir çeşit iç kanama meydana geliyor. Cilt altında kan toplanıyor. Ve bu çok çok başına bir başına gelebilir değil mi? Bu yani Tabii. nadir görülen bir şey mi yoksa Aslında bağışıklığımızla ilgili bir durum mu? Nadir görülen bir durum Hı -hı. ama sonuçta çocuğun bağışıklığının düşük olması, esnaf zamanlı çok yoğun enfeksiyon geçirmesi ve çok yoğun ilaç kullanmış olması bütün bunların hepsi faktörler tetiklemiş durumda. Ve e, bir tedavisi olmayan bir hastalık. Yani doktor doktor dolaştık ki benim ailem de annem babam da doktor. E, en son doktorumuz dedi ki e, teşhisi koyan doktorumuz bu rahatsızlığınızın dedi ilaçla tedavisi mümkün değil. Bağışıklığın kendi kendine düzelmesi ve toparlaması lazım. E, hatta ilaç verdikçe daha da kötü duruma gelebilir. E, çok düşük doz bir kortizon verdi. Eve kapatın çocuğu dedi ve sadece bağışıklığını artıracak yönde besleyelim dedi. Hı -hı. Hocam dedim ne yapacağız? Dedi ki siz de arıcılık camiasının içerisindesiniz. Arı sütü, propolis var ben yayınlarda görüyorum. Neden bunları hani çocuğa alıp vermiyorsunuz? O zaman da ben e, sektörün içindeyim ama propolis ve arı sütü gibi bal dışındaki değerli arı ürünlerinin ithal olarak Çin'den geldiğini ve bunların da doğal olmadığını biliyorum. Ve üretemediğimizi sanırım e, Türkiye'de evet üretim yok. Arıcılarımız üretmiyordu o zaman. Hı. Ben de e, o zaman işte eşim de Taylan Bey de arıcılık uzmanı, ziraat mühendisi, onun da birçok arıcıyla teması var. O zaman oturduk, başladık arıcıları aramaya, hani bu ürünleri üreten var mı alalım diye. Çünkü Çin'den gelen ürünleri Doğru. güvenip veremediğimiz için. E, bir tane arıcımız ben üretirim sizin için dedi. Üreten yok bu arada. Zor mu üretimi bir şey? Yoksa ne hani pazar olmadığı için, hani alıcı satıcı olmadığı için mi üreten yok? Şöyle Çin'den gelen ürünlerin e, kalitesi ve ee, içeriği son derece e, düşük, yani içinde çok az gerçek propolis var. Geri kalanın dolgu maddeleri, bir, bir, bir çeşit sahte diyebileceğimiz kalitede ürünler ve dolayısıyla fiyatları da çok düşük. Arıcıdan talep yok, çünkü herkes o Çin'den gelen çok ucuz ürünleri satı, alıp satıyor. Arıcıdan talep olmayınca da arıcı üret, üretmiyor. Bazı arıcımız da o değerin farkında değil. Mesela propolis'i sorduğumuzda ben onu kazıyıp çöpe atıyordum. Tüketiliyor mu diye soran arıcımız da oldu. Ama sağ olsun bir arıcı bizim için üretti. Propolis kovandan çıktığında böyle taş gibi sert bir yapıda ve sindirilebilir formda değil. İnsan Burada var mı bu arada şu anda bu propolisten? Evet var hemen ama damlası mı? var. Bu damla olarak. Damlası var. Ee, Özütü var yani. E ee, ne faydalı ama? Taylan yani. Bey? Yani biz bu propolis'i tükettiğimiz zaman e, bünyemizde nasıl bir değişiklik oluyor? Tabii ki hani sağlık uzmanları değilsiniz ama en azından burada çıkan raporlar vesaire hani insan bünyesine ne gibi avantajları olabilir sizce? Ve ben şu anda açmayı başardım. Mesela bakın bu <laughs> e, kahverengi, koyu kahverengidir. <laughs> evet. Bu sıvı gıdalara karışan formu, e, özütlenmiş Hı -hı. hali. Bunun özütlenerek tüketilmesi gerekiyor propolis. Ne demek özütlenme? E, yani içerisinde propolis aslında bir reçinemsi madde. Hı -hı. araların ağaçların yaprak sap ve tomurcuklarından topladığı yüzde yüz reçinemsi maddelerden oluşan fenolik flavonoid içeriği çok güçlü bir ürün. Ve propolis e, doğru bir şekilde özütlendiğinde hı hı. içindeki bu fenolik bileşenleri elde edebiliyoruz. Ama kovan'dan toplarken bal ile karışık halde toplayabildiğimiz için daha sonra o mumunun uzaklaştırılıp saf fenoliklerin tekrar elde edilmesi gerekiyor. Evet. Bu özüt dediğimiz o aslında. Aslında süt gibi bir rengi oldu burada şimdi. Evet, Beyaz, suya karıştırıldığında. Içeriye... Doğal rengi de bakın şöyle kahverengi koyu kahverengi. Evet, koyu kahverengi. E, tadı da fenolik flavonoid yoğun olarak içerdiği için acıdır. Yani Acı. doğal tadı acıdır. Aynı soğan gibi düşünün. Soğan, sarımsak gibi. Ben işte bu damlayı ve arüstünü de hambala karıştırarak bir 6 ay kadar çocuğuma verdikten sonra çocuğumdaki bütün sorunlar ortadan kalkmış oldu. Bağışıklığının güçlendiğini de güçlendi. zamanla gördük. Ben propolisle arı sütüyle bu şekilde tanıştım. Evet, aslında çok enteresan bir hikayesi Şimdi buna devam etmek istiyorum. Hasanım, burada birçok ürün var. İşte tableti var, balımız var ve işte gördüğüm kadarıyla işte para ekmeği var. E, gibi birçok ürün var. Bu işin pazarı nedir? E, yani Taylan Bey Arı ürünleri dediğimiz zaman dünyada çok önemli bir ekonomik değerden mi bahsediyoruz? Kesinlikle. E, Ülkemizde önce e, ben e, ülkemizdeki arıcılık durumundan bahsetmek Hı. istiyorum. E, ülkemiz kovan varlığı bakımından 7 milyon arı kovanıyla dünyada ikinci sırada yer alıyor. E, birincisi her, her şeyde olduğu gibi Çin. E, o Ama yüzden… kalitede değiller. Kalitede değiller. Ee, ancak e, dediğim gibi aslında Hanım da bahsetti, e, sadece bal üretiyoruz biz. E, o yüzden propolis, arı sütü, polen gibi diğer e, sağlıklı diğer arı ürünlerini de üretmemiz gerekiyor. E, bunun e, Tüm dünyaya bunun tedariğini aslında yoğun bir şekilde Çin sağlıyor. Ama biz de kovan varlığı bakımından yeteri kadar, e, yeteri düzeydeyiz. O nedenle bizim de bu ürünleri arıcılık sektörüne, arıcılarımıza ürettirmemiz gerekiyor. Bu ürünler çok özel Taylan Bey. Şöyle mi oluyor? Aslında hepsi sonuçta arıdan elde ediliyor, kovanlardan elde ediliyor. Sadece işleyiş şekilleri mi farklı bunların? Şöyle, propolis kovandan çıktığı haliyle tüketilemiyor. Hı hı. Onun bir özütlenmesi gerekiyor. Aslında bahsetti. Aslanımın söylediği gibi. Ama arı sütü, polen, arı ekmeği. E, ve bal, onları direkt kovandan çıktığı haliyle tüketebiliyoruz. Hı hı. Mesela burada arı ekmeği var. Arı yani. ekmeği. Evet. evet çok enteresan. Bakın şöyle Yedikten birazcık elinize şey bir birkaç tane alın. Böyle, Güzeldir. Selamle istiyor musunuz? Kokusuna, evet kokusu evet. aslında baharatlı gibi kokuyor ve ben de çok sevdiğim bir ürün arı ekmeği. Şöyle gösterelim, eğer e, dökülmesin diye aslında çok da şey yapmak istemiyorum ama gayet kahverengi küçük taneler. E, yiyebilir miyim? Tabii, hani evet. Biz... falan değil değil mi şu Yok. anda. Yok. Yok sürmeyelim diye ama. Aslında yeticilerimiz evet. bunu polen diye biliyorlar. E, bu polenin e, fermente edilmiş hali, doğal olarak arılar tarafından kendi enzim enzimlerini katarak peteklere depoladıkları hali. Biz e, arıcılarımız bunları tek tek petek gözlerinden e, çıkartıyorlar. Hı hı. E, polenden e, bio yararlılığı daha yüksek bir e, tam bir gıda olarak düşünebiliriz. Aslında çok yumuşak, hani direkt olarak ağızda eriyen bir tatı var ve ekşi. Biraz da baharatlı evet. bir evet. İşte fermente olduğu, olduğu için aslında doğal probiyotik. Hmm. E, polen e, biliyorsunuz bitkilerin üreme hücreleri. Arılar e, her çiçekten çiçeğe uçarken polenleri evet. de vücutlarında e, kovana getiriyorlar ve aslında polenleri petek gözlerinin içine dolduruyorlar ve üzerine kendi enzimlerini bırakıyorlar. İşte arıların bıraktıkları enzimlerle polen fermente oluyor. Dış zarı tamamen parçalanıyor ve besin değeri açığa çıkıyor. Hı hı. Ona arı ekmeği diyoruz. Mesela yani polenin fermente. hali. Ve tükettiğimiz zaman ne gibi faydaları aslında bu ürünün e, saptanmış? Bunu ben sabahları mı yiyorum hani, e, ya da öğlen mi, günün bir saatini mi? Bunu doğal bir vitamin mineral takviyesi gibi düşünebilirsiniz. Sabahları mesela e, evden çıkmadan... E, 6 ila 12 adet yetişkin için çocuk için de 3 ile 6 adet ağzınıza atıp hani günlük bir vitamin mineral e, takviyesi alır gibi alabilirsiniz. Sanırım karı bütün gün evde çık <laughs> çıkacağınız zaman, işe gideceğiniz zaman önce sütler içiliyor, ekmekler yiyiliyor. Kesinlikle. Doğru mudur? Doğrudur. Her doğru. gün bunu yapıyoruz. Sadece evde kalmıyoruz, şirkete geliyoruz. Şirkette de <laughs> devam ediyoruz <laughs> Çok güzel. Aslında e, enteresan, güzel işler yapılabiliyor. İnsanlar kendi hayatı için, çocuklar için, işte, sağlığımız için e, şanslısınız bence bu anlamda diyebiliriz. Şimdi kovan sayılarını biraz konuşalım mı Taylan Bey? Yani hı hı. biz kovan sayısı olarak dünyada neresindeyiz? Bu işin rekabet kısmını konuştuğumuz hı hı. zaman kovan sayısını mı baz almak gerekiyor? Aslında tabii ki kovan sayısı bunun için büyük bir önemli bir kriter çünkü kovan sayısı üretim miktarını gösterebiliyor. Ancak baldan başka diğer ara ürünlerini de ürettirmek gerekiyor arıcılara. Bu noktada. Biz aslında Çin'le e rekabet, Çin rekabet edebilecek bir potansiyele sahibiz. Yeter ki arıcılarımıza bu ürünleri ürettirebilelim. Biz 2013 yılından beri bu ürünleri ürettirmeye çalışıyoruz, bilgilendirmeye çalışıyoruz arıcılarımıza. Ve arıcılarımız da baldan başka bu ürünleri üreterek, e, kendileri artı bir gelir elde etmeye başlıyorlar ve gelir düzeylerini bu yönde arttırıyorlar. Çünkü her zaman e, bal olmayabiliyor ama propolis'i ürettirdiyse propolis e, polenden de gelir e, kazanmış oluyor. O nedenle ee, çok önemli. Peki buna ee, teşvik nasıl? Yani hani diyorsunuz evet üretilmesi lazım anladığım kadarıyla hı. katma değerli bir üretimden de bahsediyoruz. Evet. Yani Biz bu ürünü sattığımız zaman para işini bu arada Taylan Bey'e soruyorum. Doğru doğru <laughs> evet. o, şimdi, o, çok o, yüksek o, katma değeri e, var. Yüksek katma değerli. Sanırım şimdi bunun e, teşvik kısmı var mı? Hani devletimizde üreticiye teşvik e, ediyor e, mu? Maalesef e, üreti, e, devletimiz e, şu anda kovan başı bir destek veriyor. Hı -hı. E, propolis ve arı sütü e, ve polene artı bir desteğimiz yok. E, o, o, konuda da bakanlığımızın bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum evet. E, açıkçası. E, buradaki ürünleri aslında nasıl sanırım. sizi yakalamış Gansanım. Hepsini sormak istiyorum. Bir tane de beyaz bir şişe görüyorum şurada. Beyaz bir ürün var. Onu da merak ettim. O nedir acaba? Aslında kaşığımız var. Size tattıralım. Bu arı sütü, propolis, evet, ham hambal. Evet ben bal hepsini karışımı. yemiş olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. bu <laughs> çok faydalı. Bunda arı sütü, propolis ve hambal üçü bir evet. arada karışmış halde. Bunda günde bir tatlı kaşığı yemeniz yeterli. Her gün bir, bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı, kaşığı yemeniz yeterli. Hı hı. Arı sütü normalde oda sıcaklığında stabil değildir. O yüzden ham bal ve propolisle karıştığında daha kolay e, tüketiliyor ve raf ömrü de sağlanmış oluyor. E, ve aynı zamanda günlük enerji ve zindelik açısından da çok faydalı. Bu çok güzelmiş, bunu çok beğendim. <laughs> Mesela arı sütünü e, anne sütü gibi düşünün. Arıların yavrularını beslemek için vücutlarından salgadıkları bir süt e, ve arılar Genetik olarak doğduklarında hepsi aynı özelliklerde olmalarına rağmen bir arı hayatı boyunca sadece arı sütüyle beslendiği için diğerlerinden iki kat daha fazla gelişiyor, 30 kat daha uzun yaşıyor ve her gün 2000 yumurta bırakarak koloninin hı hı. yani arı varlığının kovanda devamını sağlıyor. Ben ona mucize eksir diyorum evet, arı sütüne. Evet çok enteresan. Bağışıklığı da çok güçlendiren bir ürün. Düzenli tüketildiğinde e, hastalanma sıklığınızın azalmasına yardımcı olan bir ürün. Ayrıca, ayrıca infertilitede de çok kullanılıyor. Evet şimdi bunun bir de raflarda satılıyor birçok ürünü örneğin şu ürünü bulabilirim değil mi? Ben markete gittiğim zaman da bir şekilde denk gelebilir miyim? Ya da bunun sağlıklı ya da sağlıksız olup olmadığını ya da normal üretim şekli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz Aslanım? Maalesef tüketicinin e, bu ürünlerin e, doğal veya sağlıklı olup olmadığını anlama şansı yok. Çünkü birçok ürün halen ülkemize propolis, arı sütü anlamında ithal olarak geliyor Çin'den. Ve birçok ürünün içerisinde etikette belirtilmemesine rağmen Çin menşeli ürünler var. Çin menşeli ürünler de maalesef katkı maddeleriyle çoğaltıldığı için Tabii. gerçek ürün değil. O zaman ürünü tükettiğinde tüketicide fayda göremiyor. Ben Anadolu propolisini, Anadolu arı sütünü yani yerli ürünlerimizi hı hı. tavsiye ediyorum. Yerli olarak üretilmiş ürünleri tavsiye ediyorum. Propaliste de en önemlisi doğru bir şekilde özütlenmiş olması, arkasında bir bilimin varlığı çok önemli. Çünkü bu özütleme işlemi doğru yapılmadığında ürünün faydasından bahsetmemizde mümkün oluyor. Evet, Peki nasıl de zararını bile göreceğiz. Peki raflarda saklama ömrünü de çok kısa hemen sormak isterim. Ya yani biz örneğin şu kavanozu açtığımız zaman ne kadar sürede tüketmemiz gerekiyor e, aslında? Doğru hazırlanmış, ham bal ve propolisle karıştırılmış bir arı sütünün aslında bu ürünün mikrobiyolojik olarak bozulma ihtimali yok. Kimyasal olarak besin değeri zamanla azalabilir. 2 yıla, 2 ila 3 yıl raf ömrü veriliyor Hı. bu ürünlere çünkü dediğim gibi bunlar zaten doğal antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özellikte. Evet. Hatta propolisin girdiği her ürün, mesela biz burada portakal suyu ve balla karıştırdık. Evet, çok e, bu mesela raf ömrü 2 yıla kadar çıkabilen bir ürün haline geliyor. Portakal Propolis suyu olduğu var için. değil mi onun içinde? Portakal suyu, normalde taze sıkma Hı -hı. portakal suyu. Çok çabuk bozulur, bozulur doğru. ama içerisine propolis koyduğumuz zaman Uzatıyorum. bal da katmış olmamıza rağmen e, raf ömrünü normalde bir hafta olan raf ömrünü 2 yıla kadar uzatabiliyor. Ne kadar güzel. Şimdi e, Taylan Bey dünyadaki evet. bal üretim miktarlarını bir konuşalım sizinle. Birincisi evet. hem bal üretim miktarlarını konuşacağım hem de e, dünyada en çok bal e, tüketen ya da arı ürünleri diyelim Hani bu ürünleri tüketen ülke ya da bölge hangisi? Aslında e, dünyadaki bal üretim miktarı bir buçuk milyon ton. Bir milyon ton. Evet. E, en büyük üretici yine Çin. En büyük Çin. yine Çin. Maalesef. E, biz de aslında fena değiliz o konuda. E, i̇kinci ve üçüncü sıralarda yıllara göre değişiyor üretimimiz. 110 bin ton e, miktarı ile. E, ancak e, diğer arı ürünlere baktığımızda Çin, biz Çin'den bile propolis ithal ediyoruz, arı sütü ithal ediyoruz. E, o noktada e, bunun önünü kesmek için e, bu propolis ve arı sütünü maalesef e, şey, e, arı sütünü ürettirmek gerekiyor. E, Çin'den aldığımız ürünler Propolis ve arı sütleri de e, tam propolis ve arı sütü diyemeyiz. Çünkü e, bu e, arı sütü ve propolisin tebliğ olmadığı için e, dünya genelinde maalesef hileli ürünlerde ve katkılı ürünlerde ülkemize girebiliyor. Hı hı. E, bir an önce e, bunlarla ilgili tebliğlerinde bakanlık tarafından Çıkartılması gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten çalışmalar başlatıldı. Şimdi e, aslında evet çalışmalar başlatıldı. Üretmemiz gerekiyorken Çin'den en azından ucuz ama sağlıklı olmayan ürünleri almamamız için. Hı -hı. E, peki arıcılar ne kadar para kazanıyor bu işte? Onu soralım. Yani iyi Tabii. paralar var mı hani sonuçta üretmek için e, bunu işi ortaya çıkarmak için e, değer mi sizce? Şöyle e, kesinlikle değer. Çünkü e, şu anda e, arı sütü ürettiğinde arı kilosu e, 3 bin, 3.000-5.000 bin lira arasında e, bir kilo arı sütünün. Çok iyi para. Balınkini de söyle e, bakalım. de e, üretti, e, arıcı tüccarlar arıcıdan bunu yaklaşık 15 lirayla e, 20 lira arasında bir fiyata alınıyor. Ya yani bir tarafta e, 3 bin liradan bahsediyoruz. bir tar Diğer taraftan 15 bin liradan, 15 liradan bahsediyoruz. Evet. E, propolisin ciddi bir katma değer farkı e, katma var yani. Farz, doğru. Propolisin de kilosu, ham propolisin kilosu da e, 250 lirayla 300 TL arasında değişiyor. Evet, aslında biz bunu ürettiğimiz zaman e, çok katma değerli bir ürünü dünyaya da satmış oluyoruz. Tabii. E, o noktada... e, ne kadar alıyoruz? Yani bir rakam var mı? Biz Türkiye olarak yani şu kadar dolar ödüp işte Çin'den bu rakamları alıyoruz dediğimiz bir şey var mı? Tabii tabii Çin'den gelen ürünler e, fiyatları çok ucuz. Çünkü e, Çinliler bunu çoğaltıyorlar. Mesela propolis için e, bitkilerin yaprak sap to tomurcuklarını öğütüyorlar, toz haline getiriyorlar. Propolis diye e, karıştırıp e, ülkemize gönderiyorlar. Çünkü bunun bir tebliği yok şu anda ve kontrol e, mekanizması da e, maalesef. E, yeteri kadar değil. Evet. E, bu taraftan da ben e, şimdi tablet var aslında bunu açmayalım ama hani burada tablet olduğunu göstermek için Açık, e, kadar e, açabiliriz, açabiliriz. 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 Tamam. E, bu tablet ürün olarak gözüküyor. E bu ne işe yarıyor? O aslında propolis, arı sütü, Hı -hı. E, polen ve keçi boynuzluğunun birbirine karıştırılmış bir e, formülü diyelim. Bu ürünlerin değişik tüketim formları aslında Hı. bunlar. Daha fazla form da geliştirmek mümkün. Burada biz şunu anlatmaya çalışıyoruz e, üreticilerimize. Eğer biz bu ürünleri ülkemizde üretebilirsek yeteri miktarlarda Hı. bu ürünlerin çok değişik formlara getirilerek çok değişik gıdalara e, girmesi ve besin zincirine dahil olması ve dünyaya satılması mümkün. Yani biz aslında Türkiye olarak dünya birincisi olabiliriz arı ürünleri üretiminde. Çünkü kovan sayımız yeterli, bitki zenginliğimiz çok değerli. Avrupa'daki endemik türlerin 3'te 1'i sadece Anadolu coğrafyasında. Evet, kalite kontrol kısmı nasıl oluyor. Ee, bunun hani nasıl bir aşaması var? Biraz da ondan bahsedelim mi? Aslında kalite kalitesi yani bu ürünlerin kalitesi sahada başlıyor, hmm. kovanda. Kovandan itibaren doğru üretiliyor olması lazım. O noktada da yine sözleşmeli arıcılık çok önemli. Yani iyi tarım uygulamaları, sözleşmeli tarım çok önemli. Biz sözleşmeli arıcılığı tavsiye ediyoruz. E, bu noktada arıcı ile bir kontrat yapıp, arıcının malzemesini verip, eğitimini verip, arıcının tamamen pestisit uygulanmayan e, arazilerde doğal bir çevrede üretim yapmasını sağlamak lazım. Böylece ürünlerin e, kalıntısız, katkısız, saf olduğundan emin olabiliriz. Arkasından da ürünlerin e, kovandan elde edilip doğru koşullarda saklanarak herhangi bir eleçileme yapılmadan paketleme noktasına ulaşması lazım. Paketleme noktasında da propolisin doğru bir şekilde özütlenmesi, gerekli test ve analizlerinin yapılması, keza balın aynı şekilde test ve analizlerinin yapılarak. Ham bal olarak paketlenmesi bu da çok önemli. Çünkü ballar da maalesef aşırı derecede ısıtılarak, ısın işlemden geçirdikten sonra paketleme noktalarında rafa gidiyor. Diyeceksiniz ki böyle bir ısıtma işlemine gerek var mı? Aslında yok. Bal, arı sütü, polen ve arı ekmeği gibi gıdalar aslında kovandan çıktığı haliyle tüketilebilir özelliktedir. Ama balın doğal bir kristalleşme durumu var. Yani doğal bal kristalleşir, katılaşır. Hatta buna halk arasında şekerlenme de denir. Evet. Balın doğal olarak kristalleşmesinin önüne geçmek için paketleme noktalarında aşırı ısıl işlemler uygulanabiliyor. Pastörizasyon dediğimiz mesela süte uygulanan işlem var Doğru. biliyorsunuz. Aslında bala uygulanması gerekli değil. Ama baldaki kristalleşmeyi önlemek amacıyla uygulanan bu işlem balın besin değerini ciddi anlamda azaltıyor. Evet. Dolayısıyla balın da ham bal olarak besin değeri kovandan çıktığı gibi korunarak rafa gitmesi lazım. Rafta da tüketicinin yapabileceği bu noktada artık bir şey kalmıyor. Yani doğru bir şekilde üretilip doğru bir şekilde paketlendiyse tüketici bunların hepsini rahatlıkla tüketebilir. Ama tüketicinin rafta bunu ayırt edebileceği bir imkan var mı derseniz maalesef yok. Yani tüketicinin bunu anlaması, tadarak, koklayarak, dökerek mümkün değil. Propolis için belki şöyle bir bilgi verebilirim tüketiciye. Şimdi biz bir doktora tezi çalışması da yaptık propolislerle ilgili. 86 tane numune inceledik. Raflarda propolis adıyla satılan. Bu 86 numunenin kimisi beyaz, kimisi su renginde, kimisi yani bakın şu anda bu kahverengi evet. görüyorsunuz. Koyu, bir, kahve Koyu bir, kahverengi, bir kahverengi. Yani normalde propolis diye satılan bir şeyin renginin, ülkemizde zaten üretilen propolislerin renkleri genellikle kahverengi. Koyu kahve, açık kahveden koyu kahveye değişen bir renkte olması lazım. Hani tüketici eğer bunu sapsarı veya su gibi veya beyaz görüyorsa bunun propolis olmadığını en basit buradan anlayabilir. En başına rengine bir rengine ba kahve rengi olursa olması lazım. Kıvamı da önemli aslında mi? Oraya, kıvamı da aslında önemli. Aslında propolisin, propolisin e, özütleme yöntemi önemli burada. Hı. Neyle özütlendiği de önemli. Ondan da bahsettik. Evet, varsa. yani mesela su evet, bazlı bu arada propolis. son iki dakikamızmış. Evet. E, çok konu var ama iki dakikada toparlayalım. <laughs> Öyle mi? Sen. Tamam. Yani su bazlı diye satılan ürünlerin birçoğu maalesef sadece su çıktı bu 86 Hı. ürünün analiz sonucunda. Maalesef %95'i, 86 ürünün %95'i etiketlerinde yüksek oranda propolis içerdiği, beyan edildiği halde içeriklerinde maalesef eser miktarda ya da hiç propolis Hı. bulunmadı. Dolayısıyla ciddi bir boşluk ve sahtekarlık var piyasada bu anlamda. Dolayısıyla tüketicinin alırken maalesef ürünü çok iyi sorgulaması evet. gerekiyor çünkü denetim bu noktada şu an yapılamıyor Kodeks aslında bu, olmadığı için sağlık ürünlerinin e, bence m, karşılaştığı en büyük sorun bu Tüketici yani bizler vatandaş olarak maalesef bilgimiz yetersiz çünkü içerisinde birçok farklı bilmediğimiz ürünler var. Bu e, bundan dolayı da çok fazla dejenerasyonu sanki açık gibi çok dikkatli olmak gerekiyor aslında evet, söylediğiniz evet. gibi. Peki e, Taylan Bey ne yapmak gerekiyor? Yani hem üretimi artırmak için ne yapmak Hı -hı. gerekiyor? Bir dakika gibi bir süremiz var. Evet. Hem de bu işi hakkıyla yapabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Bir defa arıcılık Türkiye için konuşayım. Ee, Türkiye'deki arıcılık sektörünün bir noktaya gelmesi için mutlaka sözleşmeli arıcılık modeline geçilmesi gerekiyor. Hı -hı. Ee, Ülke genelinde. Ülke genelinde geçilmesi gerekiyor. Ee, bu bal dışında diğer arı ürünlerinin... E Kalite kontrol kriterlerinin oluşturulması gerekiyor ve tebliğin çıkartılması gerekiyor. E, yurt dışından özellikle içinden gelen e, bal dışında propolis, arı sütüne bir kota getirilmesi gerekiyor ki buradaki üreticileri teşvik koru olsun, değil mi? Olsun, aynı e, propolis ve arı sütü için yine bakanlık tarafından teşvik, e, teşviye alınması gerekiyor, bunun üretimin arttırılması için e, ve bu ürünleri Katma değerli ürün haline getirip yurt dışına satabilecek e, firmaların da çoğalması gerekiyor. Bu da çok önemli. E, benim söyleyeceklerim evet, bu kadar. Son 10 saniye aslında sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, ben çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür, e, sektörün gelişmesine önemli bir katkı <laughs> bu programlar. E, ben arıcılıkta dünya birincisi olabileceğimize ve Anadolu propolisinin, Anadolu arı ürünlerinin bir dünya markası olacağına inanan bir birisiyim. Bu yolda da çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmanız için bizler teşekkür ederiz. Sayede bilgilendik. Ben ilk defa arı ekmeğini yemiş oldum. İşte e, propolisle tanışmış oldum. Farklı farklı ürünleri görmüş oldum. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık diyelim. Bal ve balcılık ekonomisini konuştuk efendim. Aslı Elif Tanur Samancı gıda yüksek mühendisi ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'ten ve Tayland Samancı Ziraat Mühendisi. E, yarın e, her şeyin ekonomisi yok. Yarın e, çünkü farklı bir program gamız başladı biliyorsunuz. O devam ediyor. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle.